Mal Müdürlüğümüz tarafından milli emlak aracılığıyla oranın bize satılması ile ilgili resmiyeti başlattılar. Oradaki o 835 metrekarelik alanı da biz satın aldıktan sonra tamamı belediyemiz adına olacak olan 18 bin küsuratı şu anda aklımda değil, 19 bin metreye yakın bir alan belediyemiz adına tek tapu haline gelecek. Ve stadyum, şu anki stadyum, yani parkın yanındaki bulunan stadyum, kapalı spor salonu hariç geride kalan 14 bin metrekarelik alanı da biz tekrar yeşil alana katmak suretiyle, parka katmak suretiyle şehrin içindeki insanların nefes alabileceği yeşilliği büyütmek adına oraya katacağız. Bununla ilgili Gençlik Spor Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerin hepsini tamamladık. Şu anda tek eksiğimiz işte bu 835 metrekare alanı bize tapusunun devri ve ondan sonra takas işlemlerinin gerçekleşmesi. Ki bununla ilgili de bakanlıkla, bakanlıktaki yetkililerle sürekli görüşmelerimiz devam ediyor. Onların yönlendirmeleri ve talepleri doğrultusunda bunu da gerçekleştirmiş olacağız. Ümit ediyorum ki bu işlemi Kurban Bayramı'na kadar inşallah bitirmiş oluruz. Ondan sonra da sonbaharda ağaç dikme şeyleriyle beraber, sezonuyla beraber oradaki stadyumdaki boş alanlara da hazırlanmış olan projeler çerçevesinde ağaçlarını gerekli yerlere dikmek suretiyle yeşillendirmeye başlamış oluruz diye ümit ediyorum. İnşallah efendim. Yine biz de çok fazla şu anda görüyoruz ama bazen yine onların çok aşırı sıcak olmasıyla birlikte ortaya çıkıyorlar. Diğer programımızda söylemiştiniz. Önemli olan sürekli ödümün değil, bazakta kurutmaktır. Evet. Ve siz bunları Lavra döneminde yaşadınız. Ama bu sene gerçekten müthiş bir sıcak oldu. Aşırı derece sıcaklar kışın ardından tabii. Çok fazla birisi rahatsız etmedi. Ama bu yaşlama çalışmaları devam ediyor. Bunu da bilgilerinizi alalım isterseniz. Evet. Özellikle göreve geldiğimizden itibaren biz bununla ilgili bir araştırma yapmıştık. Burada da sağ olsun Sağlık Müdürlüğümüz ve Çevre Sağlık Teknisyenlerimiz bize büyük katkı ve destek verdiler. Özellikle belediyemizin veterineri ve bu konudaki çalışan bahçelerdeki ekibimiz gece gündüz demeden çalışma yaptılar. Ve bu sinek ve sinek türevlerinin oluştuğu yerler, o larvaların yatakları tespit edildi. Larva halindeyken ilaçlamalara başlandı. Ve kullandığımız ilaçlar en son kalitede, en son teknolojiyle üretilmiş ilaçlar. Hatırlarsanız geçmişte ilaçlama arabası geçti ya, bir caddede veya bir sokakta karşıdan karşıyı görme şansınız kalmıyordu. Hatırlarsınız. Yani biliyorsunuz da hatırlarsınız. Ama bugün sinekleme ilaçlama makinesi, sinekle mücadele makinesi geçtiği an bırakın karşıdan karşıyı görmeyi, ağzınızı burnunuzu kapatma gereği bile hissetmiyorsunuz. Çünkü aldığımız ilaçlar biraz fiyatı yüksek ama insan sağlığına zerre-i miktar zarar, olumsuzluk vermeyen ilaçlar ve çok etkili, tesirli ilaçlar. Bir ilaçlama yaptığımız bir bölgede 20 gün süreyle tesiri devam ediyor. Örneğin şu anda kullandığımız bir ilacı herhangi bir odaya sıktığınız an en az 20 gün pencereyi de açsanız o odaya giren sinek camdan içeri girince sinek, sivrisinek veya buna benzer haşere girdiği an işi bitiyor. 20 gün tesiri var. Olayla bu şekilde çözmüş olmalı. Bütün şehri ilaçlamaya devam ediyoruz. Gece gündüz demesiz. Şimdi son bir soru soracağım başkanım size. Engelli vatandaşlarımızın da sağlığına sıkıntıları var. Bunlar hakkında da Sumurlu Bilgisi olarak yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bunların hakkında da bilgilerimizi alalım ve son ülkenin bilgilerinizi de sizden istirham edelim. Özellikle ikinci yapmış olduğumuz üst geçitte birinci önceliğimiz engelli kardeşlerimiz idi.
İkinci önceliğimiz de oradaki yapacağımız pazar yerinden karşı tarafa geçmeyi düşünen insanlarımız için rampalı bir üst geçit yaptık. Niçin yapıldığını sorusunu sormadan yine benim insanım eksik bilgilerle, bilgilendirmelerle bir takım söylemlere girdiler. Tamamen buradaki amacımız hem engelli kardeşlerimiz hem de pazar yerimizi kullanacak olan insanlarımıza yönelik. Özellikle bu biraz önce söylediğimiz kilitli parke ve bordür üretim tesisinde özel kalıplar sipariş verdik. O kalıplar pazartesi günü ilgili firmadan imalatları bitti. Salı günü burada olacak inşallah. Salıdan sonra da yollarımızdaki asfaltlama çalışmaları bittikten sonra inşallah bütün kaldırımları yenileyeceğiz. Yollarımızı yenilediğimiz gibi kaldırımları da yenileyeceğiz. Kaldırımları yenilerken şu anda imalatı gerçekleştirilen özel kalıplar vasıtasıyla dünya standartlarına uygun bütün yaya yollarında, bütün kaldırımlarda, iniş ve çıkışlarında hem engelli vatandaşlarımıza hem de özellikle çocuk arabasıyla çocuklarını götürmek isteyen hanım kardeşlerimize yönelik kaldırımları dizayn etmiş olacağız. Bunun da hem engelli kardeşlerimize hem hanım bacılarımıza, çocukları olan, ufak çocukları olan hanım bacılarımıza müjdesini şimdiden verebiliyoruz, vereceğiz inşallah. Evet, başkanım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için yine 1,5 saat bir program yaptık, biraz açtık zamanımızı. Ve gerçekten de şöyle gözlerimizi kapattığımızda 2 yıl sonrasını düşünüyorum. Yapılan projeler, başlanan projeler ve yapılacak projeleri Sumur'da gerçekleştirdiğimiz zaman 2 yıl sonrasında Sumur'umuz tam anlamıyla olmasa da şehir görünümüne kavuşur. Ve güzel eğitimiyle, kültürüyle ve tabii ki yapılan güzelliklerle birlikte çok daha farklı bir yer olacak düşüncesindeyiz. Yurt dışına gidip gelen arkadaşlarımız, misafirlerimiz, dostlarımız olduğu zaman kendilerine soruyoruz. Sumur'da ne gibi değişiklikler gördünüz? Sumur'u hep aynı diyorlardı. Herhalde bu görüşte ilerleyen zamanlarda değişmiş olacak düşüncesini taşımaktayız. Ve son sözcüklerimiz, Ramazan'la ilgili yine son bir mesajınız varsa programımızın başına geçen dinleyicilerimiz olabilir. Onu da alalım sizden isterseniz. İçinde bulunduğumuz 3 ayların hem Sumur'umuza, hem Çorum'umuza, hem Türkiye'mize ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah herkesin güzel gönlündeki gibi bir Ramazan geçirmesini temenni ediyorum. Özellikle bizleri dinleyen hem radyosundan hem internet üzerinden takip eden kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bizim hakkımızda zaman zaman bir takım söylemler, bir takım isnatlarda bulunuyor. Bunu siyaset adına yapıyorlar, bunu karalama adına yapıyorlar, bunu artık ne adına, ne düşünceyle, ne maksatla yaparlarsa yapsınlar. Bir takım söylemler, bir takım söylentiler, bir takım fısıltılar söz konusu olabiliyor. Ben halkımdan şunu istirham ediyorum. Eskisi gibi değil. Basın, yayın, enformasyon, iletişim. Türkiye'de dünya standartlarının çok üzerinde. Bizim hakkımızda gerçekleşen olumsuz bir şey olduğu zaman, herhangi bir olumsuz bir şey vuku bulduğu zaman, cereyan ettiği zaman, basından, yayından, gerekli duyurular, gerekli açıklamalar zaten yapılır. Televizyonlardan bunu insanlarımız zaman zaman Türkiye'nin değişik yerlerinde olan bir takım olayları anında duyuyor, duyuruluyor. Bizimle ilgili de böyle bir şey olursa oradan duyarlar. Sadece şunu istirham ediyorum. Kulaktan dolma, fısıltı ve dedikodadan ileri gitmeyen bir takım söylemlere lütfen duymasınlar, itibar göstermesinler ve onu kulak ardı etsinler.
sırf bizim sungulu sevdamızın önüne geçmek adına, sunguluyu geliştirmek, güzelleştirmek adına verdiğimiz çabaları engellemek düşüncesiyle birileri siyaset adına, karalama adına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunun ne onlara, ne sungurluya, ne de bir başkalarına hiçbir getirisi yoktur. Eğer bizde bir eksiklik, bir noksanlık veya sungurluya artı değer katılması gereken bir husus varsa, herkes gelsin, herkese kapımız açık. Güzel projeleri hep beraber el ele yapalım. Biz yaptık demiyoruz. Hep beraber birlikte yapalım diyoruz. Ben yaptım demiyorum. Biz bir ekip olarak sungurluğumuza geldik. Ekip olarak sungurlunun yıllardır özlediği belediyesiyle, belediye başkanıyla, başkan yardımcılarıyla, birim amirleriyle güzel bir ekip kurduk ve halkımızın hizmetindeyiz, hizmetkarıyız. Bunun önüne geçmek isteyen art niyetlilere de kimse fırsat vermesini istiyoruz. Buna çanak tutulmasını istiyoruz. Bizim bu şevkimizi, azmimizi, memleket sevdamızı kırmaya çalışmasınlar istiyoruz. Kıramayacaklar Allah'ın izniyle. Ne kadar olumsuz söylemler olursa olsun, ne kadar fısıltı olursa olsun, biz daha çok azimle ileriye yürüyeceğiz, yürümeye de devam edeceğiz. Biz sungurlu sevdalıyız. Bunun önüne de hiçbir şeyi geçemez. Sadece ve sadece halkımızın teveccühü geçer. Halkımız bizi istemezse bu önümüze geçer. Ama halkımız bizi istediği müddetçe, bize destek verdiği müddetçe hiçbir şey bizim sungurlu sevdasının önüne geçemez. Sungurlu'ya yapmayı düşündüğümüz projelerin önüne geçemez. Ve sungurlu'yu önümüzdeki 5 yıla, 10 yıla, 15 yıla, 50 yıllara taşıma hevesimizin önüne kimse geçemez. Geçemeyecekti Allah'ın izniyle. Özellikle sungurlu sevdalısı olan ve sungurlu'da, sungurlu'nun dışında olan tüm kardeşlerim, sungurlu'ya küçük büyük demeksizin destek veren, katkı veren herkese, özellikle hayır sahibi hayırseverlerimize, özellikle Sungurlu'nun yönetiminde, idaresinde bulunan başta kaymakamımız ve diğer resmi kurum amirleri ve çalışanlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve onların değerli yöneticilerine, üyelerine ve Sungurlu'da yaşayan çoluk çocuk, bay bayan, herkese saygılarımı, sevgilerimi, şükranlarımı sunuyorum. En kalbi duygularla herkesi selamlıyorum. Bizler de efendim 16-17 yıldır bu işi yapmaktayız. Sumur olarak bizim hayat yapmaya çalışıyoruz efendim. Ve yapılan güzellikleri dile getiriyor. Yapılmayanları da tabii yapılması gerekenleri de yine radyomuz aracılığıyla yetkilileri iletiyoruz. Halkın sesi olmaya çalışıyoruz efendim. Bu taraflı tarafsız herkesten, sunum için taş taş üstüne koyan herkesten Allah razı olsun diyoruz efendim. Söylediğiniz gibi siz de sadece sunumunun tanıtımında dile getirdiniz. Biz sunumunun tanıtımını yapıyoruz dediniz. Biz sunumun için varız dediniz. Sunumu yoksa hiç bilimimiz yokuz dediniz. Gerçekten güzel cümlelerdi. Güzel değerlendirmelerdi. Halkımız da tabii ki bu yapılanları görüyor, projelerinizi görüyor ve tabii değerlendirmelerinde kendi işlerinde yapıyorlar, olumlu veya olumsuz. Bizim duyduklarımız genellikle yüzdeye vurduğumuz zaman %70'ler, %80'ler, %90'lar derecesinde olumlu ki biz de sunumumuzun güzel olmasını istiyoruz. Çünkü bu şehir hepimizin şehri. Bu şehirde çocuklarımız yaşayacaklar, onlar büyüyecekler. Onlar yaşantılarını güzelleştirecekler inşallah yapılanlar sayesinde. Biz yaptığımız değerli çalışmalardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz Sungurlu halk adına ve çalışmalarımızın devamında beklediğimizi bir kez daha belirtiyoruz efendim. Sungurlu adına, Sungurlu'daki yaşayan insanlar adına, özellikle dışarıda bizleri dinleyen insanlar adına, ben de Sungurlu Belediye Başkanı olarak sizleri, özellikle radyomuzu kutluyorum. Teşekkür ediyorum
Sumburu'daki gelişmeleri, Sumburu'daki güzellikleri insanlarımıza duyurma noktasında gece gündüz demeden büyük emek ve özveriyle hizmet ediyorsunuz. Emeğinizi Mevlam karşılıksız bırakmasın diyorum ve ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Kortlarınızı şurada gözükle devam edeceğiz. Yaklaşık 15 dakika sonrasında gitara doğru programımız başlayacak dinleyicilerimiz. Saat 10.30'da bu kabiliye yayınlamız çünkü kaldığı yerden devam edecektir. Tüm radyo seyreden dinleyicilerin bir kez daha inanmanı yanınıza emanet ederken sizler de bu değerli kardeşinizi ve yayın ekibimizi Allah'a emanet edin. Dualarınızı muhakkak bize dönüşen bu güzel günlerde eksik etmeyin diyoruz. Allah Celle Celaluhu yarın yardımcınız olsun. Kendinize, kendiniz için iyi bakın. Radyo seyreden de kalın. Yüreğimizdesiniz efendim.